28 Mayıs 2024 Salı Turgay Güler Akşam Gazetesi Refahta katliam yeniden refahta sessizlik. Refahta tarihin en vahşi, en acımasız soykırımı gerçekleşiyor. İsrail'in refahtaki bir çadır kente gerçekleştirdiği hava saldırısında insanlar yanarak can verdi. Kimin umrunda? Beyaz Saray'dan John Kirby refahtaki olayla ilgili çıkan haberlerden haberimiz var ve bilgi topluyoruz diyor. Ne olayı yahu katliam soykırım? Ne bilgisi topluyorsun? İsrail ordusu da şöyle diyor. Refah düzenlediğimiz saldırı uluslararası hukuka uygundur ve hassas silahlar kullanıyoruz. Bir çadır kentteki masum sivillerin üzerine 8 ton bomba yağdır sonra kalk utanmadan sıkılmadan hukuktan bahset. Hassas silah kullanmışlarmış. Batı'nın iki konuşmayacağım. ABD'nin İngiltere'nin soykırımlara verdiği desteğiydi. Hak, hukuk, adalet, özgürlük, eşitlik, insan, sözüm ona Batı'nın yüce değerleri bunlar değil mi? Tabii ki değil. Avrupa Birliği Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararlarına uymuyor. Ahlaki ve siyasi güvenilirliğimiz risk altındadır, diyor. Risk altındaymış. Geçiniz. Sizin sözünü ettiğiniz bu değerleriniz Gazze'de bombalar altında yok olup gitti. İşin aslı zaten böylesine değerlerinizde hiçbir zaman olmamıştı. Bosna'da neredeydiniz? Batının ikiyüzlüğünü cidder dolusu örneklerle anlatabiliriz ama konumuz bu değil. Konumuz Fatih Erbakan. Refah'ta soykırım yaşanırken Fatih Erbakan'ın niçin sesi çıkmıyor diye merak ettim. Sosyal medya hesabı X'e bir göz attım. Gazze konusunda günlerdir tek bir paylaşım yapmamış. Refah yönelik saldırılar sonrası bir tweet atmış. Ama ne tweet? Dostlar alışverişte görsün. Susmayın. Refah'ta katliam var yazmış, bırakmış. Oysa susan kendisi paylaşımına bir görsel bile eleştirememiş. Katiyamı yapanın ismini dahi zikretmemiş. Katil İsrail, terörist İsrail diyememiş. Ya ne demiş? Susmayın. Seçim öncesinin Fatih Erbakan'ı yok ortalıkta. Oysa seçim sürecinde ne kadar da hassaslı Filistin konusunda değil mi? Hem de Erdoğan'ın Filistin hassasiyetini tartışacak kadar. Çünkü seçim sürecinde birilerinin kendisinden tek beklentisi buydu. Seçim bitti, Filistin Erbakan'ın gündeminden düştü. Şimdi ne diyor? Susmayın. Refahta da katliam var. Tamam, Refah'ta katliam var. Peki ya yeniden Refah'ta ne var? Başkalarına susmayın diyeceğinizi önce siz konuşsanıza. Meydanlara çıkın, ABD konsolosu önüne gidin. Katil İsrail, terörist İsrail diye bağırın. Boykot kampanyaları başlatın. Hadi.